ve de ki övgü hamd çocuk edinmeyen. Hazreti İsa Allah'ın çocuğu değildir. Çocuk edinmeyen. Mülkte ortağı olmayan, düşkünlükten dolayı yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'adır. İnsanlar düşkünleşebiliyor. Allah hiçbir zaman için düşkün olmaz. Hiçbir şekilde uyumaz. Hiçbir şekilde aceze düşmez. Sonsuzdur. Sonsuz güce sahiptir. Ve onu tekbir edebildikçe tekbir et. Allahu Ekber. İnşallah. İnşallah. Ve onu tekbir edebildikçe tekbir et. Ezanda mesela Allah tekbir ediliyor. Namazda tekbir ediliyor. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Yani yüceliğini, büyüklüğünü söylemiş oluyoruz. İnşallah. Manen büyük Allah. Manen. İnşallah. Büyük deyince hacim anlamında değil. Manen büyüktür. Çünkü Allah zaman ve mekanda münezzehtir. Zaman ve mekan bizim için. İnşallah. İnşallah. Cenab-ı Allah hem zamanın içindedir hem dışındadır. Hem mekanın içindedir hem dışındadır. Her yeri kuşatmıştır. Tecellisi olarak zatı değil. Zatını biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani ne cennette ne yani sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Zatını ancak kendisi bilir Allah. Allah'ın kendini bildiği gibi bilemeyiz. Allah'ın bizim bilmemizi istediği kadar bilgiyi alacağız biz. Yani Allah'ın kendini bildiği gibi bilmek için haşa Allah olmak lazım. Ancak Allah kendini bilir. Ama bize istediği kadar bilgi veriyor. Yani bizim anlayacağımız kadar bilgi verir. İnşallah. İnşallah. Bakın o konuyu anlamadan gelen hoca efendiler bu dediğim de yani Kur'an'ın bu hükmünü çok iyi bilmeleri lazım. Demek ki ehli kitap Hristiyan ve Musevi'ler Kur'an okuduğunda duyduklarında boylu boyunca secdeye kapanıyorlar. Ve gözlerinden yaş gelir diyor Allah. O kadar sevinirler diyor. Kur'an'ı anlamamak mümkün mü ya? Samimi bir insan. Ne kadar büyük bir nimet. Saf vahiyden oluşan bir kitaba tabi olmak ne kadar büyük kolaylık. Öbürünü nakletmiş şahıs. Sen ne diyorsun? Ben böyle diyorum. Öbürü Markos'a göre böyle, Luka'ya göre böyle. Dört ayrı kitap. Dördü de birbirinden çelişik. Diyorlar ki ortak noktada ittifak ediyor. Öyle şey olur mu? Kur'an'daki ayetler nasıl? Saf vahiy. Çelişki var mı? 6666 ayette hiçbir çelişki yok. Bilimle çelişen bir yer var mı? Hiç yok. Mükemmel. İnşallah. İnşallah. Cennet, cehennem açıklamaları nasıl? Allah'ın mükemmel. Kader mükemmel anlatılmış. Her şey mükemmel anlatılmış. Yazık günah değil mi? İnsanlara sen tarif olmuş kitap veriyorsun. Bir gencin eline öyle bir kitap veriyor. Nasıl anlayacak onu? Nasıl kavrasın?